Macerat 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ile daha da artmış ve 1921 tarihine kadar çeşitli aralıklarla devam etmiştir. Müslüman Gürcülerin göç etmesindeki en büyük etken Rus zulmüne uğrama endişesinden kaynaklanmaktadır. Göç edilen toprakların bir bölümü Türkiye, bir bölümü Sovyetler Birliği sınırları içinde kalmıştır. Gürcistan. Dünyanın en eski milletlerinden olan Gürcüler, Kafkasya'nın yerli ve nüfusu bakımından en kalabalık halkıdır. Tarih boyunca geleneklerine bağlı, kendi kültür ve başarılarının üstünlüklerini duydukları güvenden kaynaklanan gururlarıyla ön plana çıktıkları gibi, Asya'nın en iyi askerleri olarak yiğitlik ve savaşçı özellikleriyle ün saldılar. Gürcülerin tarihinde feodal siyasal yapılar etkilidir. Birkaç yüzyıl birleşik bir devlet kurulmasına rağmen birden fazla krallık ve prenslik olarak yönetildiler. Kafkas dilleri arasında en çok konuşulan ve alfabesi olma özelliğine sahip olan Gürcüce, ayrıca dünyada alfabeye sahip 14 dil arasında yer alır. Gürcü edebiyatının en önemli eseri 12. yüzyılda Şota Rustaveli'nin yazmış olduğu Kaptan Postlu Şövalye adlı eserdir. Gürcülerin başkenti Tiflis. 5. yüzyılda Vanter Gorvasal tarafından kurulmuştur. Gürcülerin yaşadıkları topraklar, doğal güzellikler, ırmak, göl ve ormanlarıyla meşhurdur. Göçler her zaman kuşlar gibi sıcak ülkelere yerleşmek değil,
kimi zaman savaşın sıcaklığını geride bırakıp gitmektir. Mehmet Şakir Paşa. 1854 senesinde Batum'a bağlı Livane kasabasında doğdu. Livane eşrafından Numan Tahir Efendi'nin oğludur. Şakir Paşa, Osmanlı'nın son döneminde önemli görevler aldı. Damadı Ahmet Avni Paşa, oğlu Numan Tahir Seymen, yeğeni Ali Cevat Borçbakan ve Abdülkadir Cahit Tuncer'in de önemli görevler yürüttüğü görülmektedir. Şakir Paşa küçük yaşta babası Tahir Efendi'yi kaybeder. İstanbul'da bulunan amcası Numan Efendi, yeğeninin eğitimini tamamlaması için onu İstanbul'a getirir ve medreseye kaydeder. Küçük Şakir medrese eğitiminden hoşlanmaz ve askeri okula da gitmek istediğinden medreseyi terk ederek gizlice askeri okula yazılır. Amcası Numan Efendi, kendisi gibi onun din adamı olmasını istediğinden Şakir'i tekrar askeri okuldan alır ve medreseye kaydetir. Medresede eğitim görmek istemez ve bu kararını amcasına iletir. Amcası artık yapacak bir şey olmadığını görür ve Şakir Paşa'nın askeri okulda eğitim görmesine izin verir. Şakir Paşa 1878'de Mühendishane-i Berri Hümayun'dan mezun oldu. 1882'de eğitimini tamamlamak üzere Almanya'ya gönderildi. Alman İmparatoru Wilhelm ile tanıştı. Şakir Paşa Ulu Harbi'yi bitirdikten sonra binbaşı rütbesiyle Almanya'ya gitmiş. Alman Harp Akademisi'nde okumuş. Binbaşıyken. Orada da Alman veliahtına da sınıf arkadaşı. Sonra İmparator Wilhelm olmuş. Şakir Paşa'nın amcası Numan Efendi İstanbul'da eğitim görmüştür. Sultan II. Mahmut ve Abdülmecit dönemlerinde Huzur-u Hümayun ders hocalığı yapmıştır. Son dönem önde gelen din adamlarından olan Numan Efendi sözünü esirgemeyen ilmiyle amil bir bilim adamıydı. Hayatının son zamanlarını Mekke'de geçirmek istediğini belirterek padişahın izniyle de Mekke'ye hicret etti ve orada vefat etti. Numan Efendi'nin oğlu Mehmet Esat Efendi babası gibi sarayda hocalık yaptı ve 2. Meşrutiyet döneminde 2 defada Şeyhülislamlık makamına getirildi. Emekliyken 1918 yılında İstanbul'da vefat etti. Paşa'nın ailesi kendisi askeri okuldayken 93 Harbi sonrasında Batum'dan hicret ederek Gemlik'in Adliye Köyü'ne yerleşmiştir. Paşa dedemin kardeşiydi. Babamın amcası. Şimdi dedelerimiz Afrika'dan geldiği zaman Gemlik'e gelmişler. Engürücü köyünün yanına iskan vermişler, oturma yeri. Orada bir zaman kalmışlar, sıtma hastalığına yakalanmışlar sivrisinekten dolayı. Ondan sonra oradan Umur Bey'e çıkıyorlar. Umur Bey'e demişler, burada oturun, ortaokulun yanında.
Bir zaman orada kalmışlar. Oradan bizim bu köyün bu ormanlıkmış buraları. Buraya geliyorlar. İşte adamlar kömür yakalım falan geçiniriz burada diye. Burada büyük bir kavak ağacı varmış. Deli kavak. Her taraftan gözükürmüş. İşte buraya gelmişler, buraya yerleşmişler. Odun, kömür geçimini sağlamışlar. Arazi, tarla açmışlar. Nerede oturuyorsunuz soranlar kavak dibinde, kavağın dibinde. Burası kavak dibi olarak köy ismini almış. Şakir Paşa'nın kız kardeşi Lütfiye Hanım, Fatma Hanım ve yeğeni Cevat Bey'in kabirleri Adliye Köyü kabristanlığındadır. Meşhur 93 Harbi neticesinde memleketleri Ruslar tarafından işgal edilince durmamışlar orada. Bütün mallarını, mülklerini bırakmışlar, gelmişler buraya. Bizim dedeler de ikinci kafilede gelmişler. Birinci 40 hane gelmiş şu caminin civarında. Evvela barakalar yapmışlar. Tabii ev yapmak kolay değil. Güç. Şakir Paşa İstanbul'a dönüşünde harp okulunda öğretmenlik yaptı. 1887'de Bulgaristan ve Rodop, 1886'da Yunanistan hudut keşiflerinde görev aldı. Rütbesi 1887'de kaymakam, 1888'de miralaylığa yükseltildi. Erkan-ı Harbiye Başkanlığı 4. Şubesinde görev yaptıktan sonra demir yolları ve istasyonları inşası için teşekkür eden komisyon azalığı ve jandarma polis nizamnamesinin gözden geçirilmesi için teşekkür edilen komisyon başkanlığı yaptı. Şakir Paşa, Gemlik'te bulunan akrabalarından ve köydeki gençlerden birçok kişiyi İstanbul'a getirmiş ve onların eğitimleri sürecinde maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Babam yanında 5 sene kalmış. Babam onları da okutmaya götürmüş. Bu aileden de var okuttukları. Daha akrabalardan var. Misal bir tanesini söyleyeyim. Düğünlü Uyumiye'nin son genel müdürü Ali Cevat Başbakan, Şakir Paşa'nın ablasının oğlu. Babam yanındaymış. Rüştiye'nin son sınıfındaymış babam o zaman. Rüştiye, amcam vardı, o da lisenin, idarenin son sınıfında. Amcam doktordu ve Türkiye'nin ilk bey cerrahıydı, Doktor Cahit Duruyor. Artvinliler bilindiği gibi okumayı çok seven insanlar. Burada da ilk yaptıkları işler dedelerimizin evlerini yapmadan önce cami ve okul yapmışlar. Köyümüzdeki insanların %90'ı eğitimini tamamlamış. Üniversite mezunu sayamayacağım kadar çok. Lise mezunu hakeza
İlkokul mezunu bizde çok az. Mühendisimiz, doktorumuz, orgeneralimize kadar yetişmiş gene bu köyden insanlarımız var. Dolayısıyla Gemli'nin en okuma yazma oranı en yüksek olan bir köy. Herkes de bu yönüyle de bizim köyümüzü gıpta ederler. Şakir Paşa 1900'de İşkodra Vali ve Kumandanlığına, 1902'de Kosova Vali ve Kumandanlığına tayin oldu. 1905 senesinde Kuvayi Askeri Komutanlığı göreviyle Yemen'e gönderildi. Aynı sene İstanbul'a dönüşünde Müşir rütbesi ve Yüksek Askeri Teftiş Heyeti Azalığına tayin oldu. 1908'de Erkan-ı Harbiye Umumi Reisliğine ve Sultan II. Abdülhamit'in başyaverliğine tayin edildi. 31 Mart olayından sonra sarayla olan ilgisi nedeniyle Midilli'ye sürgüne gönderildi. 1913'te Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığında tekrar İstanbul'a döndü. 31 Mart vakasında Midilli'ye sürgün olmuş. Neticesinde Balkan Harbi çıkınca adaların zaptı yerden çıkacağı İstanbul'u almışlar. İttihat Terakki'nin karşısında bir gruptaymış bu. Haziran 1913'te Yemen Umum Kuvvetleri Komutanlığı'na tayin edilmiş ise de bu görevine gidemedi. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında Osmanlı'nın harbe girmemesi fikrini savundu. Enver Paşa tarafından görevden alınarak önce Ankara'ya, sonra da Gemli'ye sürgüne gönderildi. Ben Celaleddin Onur, Şakir Paşa'nın kardeşinin üçüncü kuşağıyım. Şakir Paşa benim dedemi ve iki de amcasını İstanbul'a okutmaya götürmüş. Dedem Çanakkale Albi'ne gitmiş, askere gitmiş ve o anda da babamın annesi babama hamile kalmış. Dedemin babamdan haberi yok. Bir gün mektup yazmışlar, oğlun dünyaya geldi diye. Dedem orada çok sevinmiş, hem bir şarapnel parçasından dedem orada şehit olmuş. Babaannem de, dedemin babamın annesi de 4 tane yetimden kalmış ve çok zorluklarla burada bu 4 tane çocuğunu yetiştirmiş. Babama sordum. Birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale'ye bilhassa. Kimler gitti de gelmedi. O dedi ki, gel sayalım dedi. Köyün ilk giriş evinden başladı. 42 kişi saydık. Bunun 30'dan fazlası Çanakkale'de. Bir aileden 2 kişi çok. Amca oğlunu sayarsan 4 kişi var. Bunların isimlerini niye yazmadım diye pişmanım hala. Ayrıca Meclis-i Vükela'da görev yaptı. Hizmetlerinden dolayı 1. ve 2. rütbeden Mecidi ve Altın Girit madalyasıyla ödüllendirildi. 30 Ekim 1918 tarihi Osmanlı Devleti'nin resmen olmasa da fiilen bitmiş olduğu bir tarihtir. Daha bir gün önce 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti bu tarihte yapmış olduğu Mondros Mütarekesi ile bağımsızlığını tamamen yitirmiştir. Mondros Mütarekesi'nin en önemli maddelerinden bir tanesi ise orduların dağıtılması ve askerlerin terhis edilmesiydi. Dağıtılan ordularla birlikte başındaki komutanlar da bir İstanbul'a dönmeye başlamışlardı. Bu arada İstanbul'a dönen komutanlardan bir tanesi de son vazifesi Yıldırım Orduları Kumandanlığı olan Mustafa Kemal Paşa'dır. Mehmet Şakir Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Anadolu'ya geçmesi görevini organize edenlerdendir.
Fakat milli mücadeleyi görememiş ve Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan bir ay sonra vefat etmiştir. Bu arada Mustafa Kemal Paşa ile birlikte veya Mustafa Kemal Paşa'dan ayrı olarak ülkenin kurtuluşu için değişik yerlerde değişik görüşmeler yapan başka başka insanlar da vardı. Bunlardan bir tanesi de yine Kemal Paşa'nın çok yakın arkadaşı olan Karakol Cemiyeti'nin kurucularından İsmail Refik Bey'dir. İsmail Refik Bey bir gün Harbiye Nezaretine giderek Çakir Paşa'yı ziyaret etmiş. Bu arada yine ülke meselesi gündeme gelmiş. Ve birçok isim üzerine konuşulduktan sonra İsmail Refik Bey dönüp dolaşıp meseleyi yine Mustafa Kemal Paşa'ya getirmiştir. Fakat Şakir Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa hakkında bir takım tereddütleri vardır. Onun iddiatçı olduğunu düşünmektedir. İsmail Refik Bey kesinlikle Mustafa Kemal Paşa'nın iddiatçı olmadığını, bu konuda kendisini temin edebileceğini bildirerek ülkenin kurtuluşu için Mustafa Kemal Paşa'nın ön plana çıkartılması gerektiğini hatırlatmıştır. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, İsmail Refik Bey ile yapmış olduğu bir görüşmeden kısa bir süre sonra Mustafa Kemal Paşa'yı Harbiye Nezaretine davet etmiştir. Nezarete gelen Mustafa Kemal Paşa, Nazır'ın önündeki dosyaya gözü ilişir önce. Şakir Paşa, dosyanın Karadeniz bölgesine, özellikle de Orta Karadeniz bölgesindeki Pontus hareketlenmeleriyle ilgili rapor olduğunu belirtir. Şakir Paşa vefatından önce aile efradına şunları söyler. Memleketi ancak Mustafa Kemal Paşa kurtarabilir. Onu salimen Anadolu'ya çıkartabildik. Benim vazifem artık bitmiştir. Şimdi o vazifesine başlasın ve muvaffakiyetle başarsın inşallah. Raporu kısa bir süre inceleyen Mustafa Kemal Paşa, kendisine böyle bir görev verilmek istediğini farkına varmıştır ve ne yapılması gerektiğini sorar Şakir Paşa'ya. Şakir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı müfettiş olarak göndermekte kararlıdır. Yani Mustafa Kemal Paşa 9. Kolordu müfettişi olarak bölgeye gönderilecektir. Şakir Paşa'nın esas bundan sonraki hareketi çok önemlidir. Çünkü zaman dardır ve kısadır. Bir an önce Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması gitmesi gerekmektedir. Derhal aynı zamanda damadı olan Avni Paşa ile haberleşerek işlemlerin hızlandırılması gerektiğini ona anlatır. Ve Şakir Paşa bundan sonra Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götürecek olan bandırma vapurunu hazırlatır. Yanında birlikte gidecek olduğu komutan ve diğer askerlerin de hazırlıklarını yapar. 15 gün içerisinde Mustafa Kemal Paşa Samsun'a doğru harekete geçer. Mustafa Kemal Paşa ile aralarında şöyle bir konuşma geçer. Paşa evladım, biz ecnebilere ne kadar mümaşat etsek onlar o kadar bizim ensemizde boza pişirmek isterler. Gidiniz Anadolu'ya, bakiyetül suyufuyu bir araya toplayınız ve elde kalan silahları katiyen bir tarafa vermeyiniz. Biz merkezden hilafına emirler versek, hiçbir surette dinlemeyiniz. Sulhün akdine kadar müsellah kuvvetin başında bulununuz. Bu işi başarabilecek kişi ancak sensin. Ben senin gözlerinden çok manalar çıkarıyorum. Hadi evladım, Allah yardımcınız olsun ve cümlenizi selamete çıkarsın. Şakir Paşa'nın ölüm haberini alan Mustafa Kemal Paşa, hem ailesine hem de damadı Avni Paşa'ya taziyelerini bildirir. 18 Haziran 1919'da vefat etti. Mehmet Şakir Paşa'nın kabri Çemberli Taş, Sultan II. Mahmut ve II. Abdülhamit'in kabirlerinin bulunduğu türbenin bahçesindedir. Mezar taşında şöyle yazılıdır. Batum Hanedanı'ndan Gürcü Numan Tahir Efendizade, Harbiye Nazırı Müşir Şakir Paşa'nın ruhu için Fatiha.